Günaydın herkese. Hoş geldiniz. Sesim düzgün geliyor mu acaba? Çok güzel. Ses düzgün olması bir webinar için gayet iyi. Sorun yaşamamamız. Bizim Microsoft ürün grubundaki arkadaşlar da katılacaklardı. Onur da. Onların bir teknik sorundan dolayı katılamadılar mikrofonla alakalı. Zaten şöyle katılımcılara bakıyorum. Çoğu kişi zaten Microsoft ve Teams konusuna hakim insanlar tanıdıklarım arasında. O yüzden çok da büyük bir sorun olmaz diye tahmin ediyorum. Basitçe ben daha çok Teams vesaire kullanımından daha çok güvenliğinden bahsedeceğim. Aslında şu anki en aktif konulardan bir tanesi. Zaten biliyorsunuz işte Teams'in en büyük rakiplerinden biri Zoom. Aslına baktığınız zaman tam olarak bir rakip değil, korelasyon ürünü değil. Fakat hani bir kolaborasyon ürünü olmamasına rağmen şu an en büyük ihtiyaç videolu konferans olduğu için, videolu görüşme olduğu için çok aktif olarak rol oynuyor piyasada. Tabii bu süreçler bittikten sonra ne kadar bir ihtiyaç kalır bilmiyorum. Tabii bizim gibi insanlar için yine ihtiyaç olmaya devam eder ama normal şirketlerdeki kullanıcılar için çok büyük bir ihtiyaç olur mu videolu konferans? Onu göreceğiz, yaşayarak göreceğiz. Çünkü hani zor zamanlardan geçiyoruz ve bilmiyoruz açıkçası ne olacağını. Bu aşamada Teams tarafında biliyorsunuz videolu konferans da var ve kolaborasyon tarafı da var. Sadece Teams değil, Teams aslında bir ekosistemin ögesi. Yani Office 365, yeni ismiyle Microsoft 365 oluyor zaten ve bu tarafta aslında siz neredeyse Microsoft'un bütün ürünleriyle entegre bir ekosistemin içerisinde kolaborasyon ürünü de yani hem mesajlaşma, hem dosya paylaşımı, hem iş paylaşımı gibi bütün oradaki süreçlerin hepsini halledebileceğiniz ve anlattıklarımın dışında da aslında içerisine işte uygulamaların gömülebileceği, bu derinlemesine teknik konular da var. Onlara çok girmeyeceğim. Bu tarafta gayet aktif bir ürün. Teams yani baktığınız zaman aslında uzun vadede rakiplerine oranla daha başarılı olacağını düşünüyoruz. Çünkü neden? Aslında fokus olduğu yer bir ekosistem olması ve ekosistem olan ürünler her zaman daha başarılı olur diye bunu daha öncesinde de gördük. Şimdi arkasındaki marka da Microsoft olduğu için o tarafta hani güvenimiz tam. Şimdi burada tabii ki ürünlerden bahsediyoruz. Bunların kullanımından bahsediyoruz. Microsoft'un da belli paketleri içerisinde bizim yani Trend Micro'nun verdiği güvenliğin bir kısmını sağlayan ATP dediğimiz Advanced Threat Protection dediği paketler var. Bunları belki müşterileriniz kullanıyor da olabilirler. Microsoft'un güvenlik paketleri oluyor. Bu ürünlerin işte bu ürünler üzerinden paylaşılan dosyaların işte Office 365 üzerinden atılan maillerin vesaire bunların taranması için bazı hizmetler var. Bunlar ATP diye geçer. Advanced Threat Protection diye geçer ve doğal olarak bunu kullanan müşteriler de vardır. İkinci katman olarak değerlendirebilirler onlar Trend Micro'yu. Bunu kullanan müşteriler yoksa da birinci katman olarak direkt Trend Micro yani third party bir servisi ve güvenliği kanıtlanmış bir siber güvenlik üreticisini, globalde de çok büyük referansları olan bir üreticiyi aslında en doğru kaynak olarak seçmiş olurlar. Bu da doğru olur. Yani bütün güvenliği artı operasyonu vesaire tek markadan giderseniz bile ikinci bir katman olarak bunu değerlendirebilirsiniz güvenlik açısından. Çünkü biliyorsunuz Trend Micro'nun tek işi siber güvenlik aslında. O tarafta ciddi yatırımları var. Şimdi Office 365 konusuna girmeden önce bir üzerinden geçmek istiyorum hatırlatma amaçlı. Office 365 aslında bir bulut bir servis. Bulut üzerinde çalışan bir servis ve doğal olarak bunun belli rakipleri de var. Google'ın Cloud platformu var. Tam olarak rakip olmasa da benzer çözümler, işte benzer dosya paylaşımı, benzer mail sistemi onlar da sağlıyorlar gibi. İşte Yandex de vermeye başladı gibi böyle farklı üreticiler de var. Tabii en çok bizim Trend Micro tarafında entegrasyonumuzun kuvvetli olduğu ve Trend Micro'nun en çok anlaşabildiği firmalardan bir tanesi Microsoft. Devamlı olarak birbirleriyle bir ilişkileri var ve bunu bu güvenlik alanındaki ürünlerin kalitesiyle gösteriyorlar. Ben benzer çözümleri bulunan markaların özellikle Cloud App Security ATP tarzında çözümleri olan markaların başka markaların da çözümlerini deniyorum fırsatım oldukça. Ve hani orada Trend Micro'nun artılarını eksilerini de size söylemeye çalışacağım ürünü gösterirken. Eksilerini dedim ama hani başka markaların eksileri anlamında. Çünkü Trend Micro buradaki yani bulut
iş yükü koruması anlamındaki en lider konumdaki üretici işte belli test, bağımsız test kuruluşlarının raporlarını da inceleyebilirsiniz burada. Trendmicro'yu her zaman leaders kısmında, en tepede sağ üstte göreceksiniz. Bu da zaten orada aslında Trendmicro'nun gücünü gösteriyor. Bu Office 365 paketlerinde standart olarak müşteriler ne kullanıyorlar? Mail güvenliği, mail tarafı vardır. Mail hizmeti alırlar. Domain vesaire bağlarlar. Mail hizmeti almaya devam ederler. OneDrive vardır. Dosya paylaşım servisi. SharePoint vardır. Gene dosya paylaşım servisi fakat daha gelişmişi diyebilirim ben. Benim bilgim dahilinde. İşte daha çok bizim sistemlerimizde kullanılan FTP sunuculara, işte file serverlara vesaire benzetiyorum ben SharePoint'i. Onun haricinde de şu an piyasada aktif olarak rol oynayan Teams'imiz var. Bunların haricinde de Intunes'tur vesaire, mobil taraftaki uygulamalardır vesaire, böyle şeyler de var. Onları geçiyorum, Power BI'dir vesaire. Bizim işimiz şu an bunlarla. Bu tarafta biz Office 365 ile nasıl bir entegrasyon sağlıyoruz? Zaten Office 365, siz ilk Office 365'e geçtiğiniz anda bulut servisi olduğu için bütün domainleriniz vesaire DNS hizmetlerinizi o tarafa doğru yönlendirmeniz gerekiyor. Yani SFP kayıttır, MX kayıttır vesaire, bu tarz şeyleri zaten Office 365'te yapıyorsunuz. Biz bunları tekrar bizim için yapmayın diyoruz. Bizim için yapmaktansa bize bir API, yani sadece Office 365 portalınızdaki admin kullanıcı adı şifresiyle bizim portalımızdan gelin girişinizi yapın diyoruz. Bizim portalımızdan gelip girişlerini yaptıktan sonra biz arka planda kendimize farklı bir kullanıcı açıp Trendmicro'da o kullanıcıyla hayatımıza devam ediyoruz ve API üzerinden konuşmaya başlıyoruz. Yani kurulumu çok basit aslında. Herhangi bir şekilde teknik bilgi gerektirmiyor. Polisileriniz bile hazır geliyor. Yani ayarlar hazır geliyor. Orada iki tane ayar geliyor mesela. Log only, yani herhangi bir aksiyon alma. Sadece aksiyon alsaydın ne olacağını bana raporla. Veya direkt olarak aksiyon al gibi seçenekler var. Yani çok basit bir ürün aslında. Basitleştirilmiş bir ürün. Ve doğal olarak kurulumu, yani bu ürünün demosunun yapılması ya da trial olarak sizin kendi sistemlerinize entegre etmeniz 5 dakikanızı alacaktır. O yüzden öneririm. Yani bir şey kaybetmiş olmazsınız. Trial lisansınız, süreniz bittikten sonra da ürünü kaldırmakla uğraşmak diye bir şey de yok. Çünkü ürün pasif olduğu zaman pasif oluyor. Sizin işleyişinizi engellememiş oluyor. Karantinaya aldığı bir dosya olursa da siz bunun konsoluna girip karantinadaki dosyayı geri kurtarabiliyorsunuz. Yani veri kaybı yaşamanız da çok zor. O aşamada gerçekten avantajlı bir demo süreci olur. En azından kullanıcılarınız evden çalıştığı sürece, müşterilerin kullanıcıları evden çalıştığı sürece bu tarafta ihtiyacı karşılamış olursunuz. Dediğim gibi çok basit Office 365'in entegrasyonu. Herhangi bir MX record yönlendirilmiyor. Ne demiştik? MX record, SFP record, DNS record yönlendirme yok. O tarz şeylerle uğraşmıyoruz. Herhangi bir yazılım yüklemiyoruz sunucularımıza. Bununla alakalı zaten bulut servis, buluttan çalışıyor. Herhangi bir kullanıcılara ayar yapmıyoruz. Tek tek kullanıcı tarafında accountlara ya da bizim konsolumuza ekstra bir ayar yapmamız gerekmiyor. Web proxy'ye ihtiyacımız yok. Yani bir proxy'ye vesaire ihtiyacımız yok. Bunlar çok büyük avantajlar aslında. Çünkü bazı markalar içeriye bir sunucu kurmak, işte SFP kayıtlarını yönlendirmek, DNS kayıtlarını yönlendirmek gibi şeyler yapıyorlar. Bu tarz zaten DNS'leri yönlendirilmiş bir serviste onları yönlendirmek zahmetli olabiliyor. Özellikle teknik bilginiz yoksa bu ürünü araya sokmanız gerekiyor ve biz bununla uğraşmayın diyoruz. Bizim bu tarz çözümlerimiz de var ama burada paket halinde bununla uğraşmayın diye bir paket veriyoruz size Cloud App Security adı altında. Peki Trendmicro'nun Cloud App Security'si nedir, ne yapar? Aslında içerisinde pek çok güvenlik modülünün bulunduğu bir paket bu. İçerisinde çok bilinmiyor. DLP de var. Bulut DLP de var. Yani buluttaki siz normal DLP projesi yaptığınız zaman bayilerle vesaire içerideki DLP'yi yapabiliyorsunuz çok güzel şekilde. Fakat kullanıcılar cep telefonlarından buluta ne yüklüyorlar? Bunu buluta yükledikten sonra paylaşıyorlar vesaire. Bunu kontrol etmeniz zor olabiliyor. Bununla alakalı bulut DLP gerçekten işinize yarayan bir özellik oluyor. Sandbox özelliği var, yani kum havuzu. Eğer buluta yüklediğiniz dosya şüpheliyse, yani OneDrive'a ya da Teams'ten arkadaşların birbiriyle paylaştığı dosyalar, bunlar şüpheliyse bunu otomatik olarak orada kesebiliyorsunuz, yayılmasını engelleyebiliyorsunuz ve bunu buluttaki bizim sandbox'ımıza gönderip analiz ettirebiliyorsunuz. Bunlar tamamen otomatize. Bunları sadece siz ilk başta ayarladığı yaparken seçiyorsunuz ve her şey ilerliyor. Sistem de tamamen otomatize.
Birazdan bahsedeceğim. İşte Exchange gösteriyor gördüğünüz gibi Office 365'in altında Exchange var görüyorsunuz. Bu Exchange Online aslında. Yani nedir? Bildiğiniz Office 365 mail hizmeti diyelim biz buna. Exchange Online diye geçiyor. OneDrive for Business var burada. Gene SharePoint ve Teams. Bu tarafta entegrasyonu bir tanesine yaptığınız zaman diğerleri de pat 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 hemen alt alta aktif oluyorlar. İsterseniz sadece bir serviste de kullanabiliyorsunuz. Fakat biz hepsini de kullanmanızı öneriyoruz. Çünkü dediğimiz gibi bir ekosistem ve ekosistemde hepsini birden korumak daha önemli oluyor. Gözden kaçmaması için bütün hepsini aktif etmeniz gerekiyor. Ve hepsi için ayrı bir lisans almanıza gerek yok. Tek bir lisansla ilerliyorsunuz. Diğer third partilerde işte Box'tır, Dropbox'tır, G Suite'tir vesaire. Bunlarla alakalı da bizim API desteğimiz var. Hani bazı müşterilerin hem Office 365'te hem G Suite'te hesapları oluyor. Bu tarafta iki tarafı da buraya ekleyebiliyorlar. O da güzel bir özellik. Peki Office 365 tarafında ne yapıyorlar? Office 365'in üzerinde gelen standart koruma daha çok bilinenleri ve web URL reputation'ları bloklamaya yönelik oluyor biraz daha. Bizimki ise işte bilinenleri gene bizim bildiğimizle yani Microsoft'un bilinenleri vardır. Çünkü biz farklı üreticileriz ve bizim Trend Micro'nun bilinenleri vardır. Ve ikinci bir katman olmuş oluyor doğal olarak. Bir de bilinmeyen taraf var. Aslında bizim işimiz bilinmeyenle biraz daha. Nedir bu? Exploit Detection. Yani benim sistemlerime ulaştığında içeride daha çok yayılmaya yönelik hareket sergileyecek virüsler diyebilirim ben buna. Veya sizin yüklü bilgisayarınıza ulaştığı anda bilgisayarınızdaki zafiyetleri kullanarak zarar verecek virüsler diyebiliriz. Pre-execution machine learning yani yapay zeka ile beraber aslında program çalışmadan önce programı çalıştırmadan önce bulunduğu kaynaklara bakarak kendi içerisinde analiz ederek bunun zararlı mı değil mi karar verebileceği bir yapay zeka makine öğrenmesi algoritması diyebilir. Sandbox tarafı var zaten bulut tarafında. Sandbox gerçekten çok başarılı Trend Micro'da. Machine Learning var. Phishing ile alakalı. Yani özellikle phishing saldırılarında çok aktif rol oynuyor. Ondan da birazdan bahsedeceğim. Örneğin siz sahte bir linke tıkladığınız zaman açılan sayfada Microsoft'un logosu var ve yanında şifre kullanıcı adı girin, şifre girin gibi şeyler yazıyor. Biz otomatik olarak onu algılayıp Microsoft'un logosu var fakat bu Microsoft'un sitesi değil. Bakalım bu nerenin sitesi, nerede host ediliyor vesaire. Bunları arka planda makine öğrenmesi analiz edip size o sayfayı linke tıklamadan önce bloklattırıp karantinaya aldırabiliyor maili mesela ya da işte Teams üzerinden paylaşılan bir dosya içerisinde geçen bir URL ve otomatik olarak onu da birazdan göstereceğim. Onları aldırabiliyoruz. Back'ten de ayrıntılı çözeceğim. Unknown malware, evet şu Document Exploit Prevention'ın üzerinden de geçelim. Document Exploit Prevention özellikle Word tarafında aktif olarak, Excel tarafında çok aktif olarak kullanılan bir yöntem. Excel'lerin, Word'lerin içerisine belli makrolar gömülerek zararlı kodlar Excel ya da Word çalıştırıldığı anda bilgisayara zarar vermesi için hazırda tutulabiliyor. Bununla alakalı da biz bunlara koruma sağladığımız için en çok dosya paylaşılan servis neresidir? OneDrive'dır, Teams'tir vesaire ya da maildir. Bu dokümanlar devamlı ulaştırılır. Dışarıdan size bir doküman gelir, siz bir yere doküman gönderirsiniz ki bu dosyaların içerisinde virüs olmaması gerekiyor ki. Bunlar çünkü en kritik nesneler hem dosyanın güvenliği için hem bizim güvenliğimiz için. Çünkü dosyalar da çok artık değerli, kaybolmaması gerekiyor. Business Email Compromise gene Trend Micro'nun size katacağı bir katma değer aslında. Business Email Compromise ile beraber high profile dediğimiz şekilde aktif edilmesini biz öneriyoruz. Yani high profile nedir? Şirketin CEO'su, birinci dereceden veya ikinci dereceden imza yetkisi olan kişileri biz çoğunlukla düşünüyoruz. Bu arkadaşlar çünkü hem imza yetkisiyle beraber emir verme yetkileri de oluyor. Yani nedir? Bir finans müdürünün high profile olarak Trend Micro'yu tanımladığınız zaman bu kişi eğer içerideki bir yere, içerideki bir muhasebe birimine gidip de derse ki şuraya şu kadar havale yapın. Trend Micro bunun şüpheli bir olay olduğunu algılayıp o anda
Bununla alakalı sizi veya karşı tarafı da isterse uyarabiliyor. Business Email Compromise dediğimiz. Yani şifrenin çalınması durumunda bu çok aktif olarak rol oynuyor. Man in the middle atakları dediğimiz. Yani bir kişi arada bekler, bütün mailleri okur. Elinde şifre vardır, kullanıcı adı vardır ve girer. Bütün mailleri, gelen mailleri okur, giden mailleri okur devamlı olarak. Gelen mail en son aşamaya geldiği zaman, yani tamam o zaman şuraya şu kadar para gönder, hemen araya girer, kendi IBAN'ını gönderir. Der ki buraya gönder der. Mesela Man in the Middle ataklarında en basitçe de anlatmak gerekirse. Ve doğal olarak burada karşı tarafın hiç bir suçu yok. Diğer tarafın da bir suçu yok. Suçlu kim burada? Yok. Yani nedir? Şifrenin çalınması durumunda. Man in the Middle ataklarında çok zordur. Hani orada gerçekten sorunun kaynağı aslında ilk aşamada şifrenin çalınmasıdır. Bunu da otomatize etmek için, yani bir kullanıcının şifresi çalınmış mı çalınmamış mı bunu anlayabilmek için Office 365'in üzerinde entegre sistemler var. Bunlar nedir? İşte bir kullanıcı anomali algılama, bir kullanıcı Çin'den giriş yaptıysa bu bir anomalidir gibi. Bunları geçtik. Bir kullanıcı Çin'den giriş yapmıyor, kullanıcı Türkiye'den giriş yapıyor. Şifre elinde, şifreyle giriş yapıyor. Ve Business Email Compromise burada devreye giriyor aslında. Business Email Compromise dediğimiz sistem aslında yapay zekanın çok gelişmiş bir versiyonu, ya yani makine öğrenmesinin diyelim aslında, yanlış olmasın. Makine öğrenmesinin çok gelişmiş bir versiyonu ve doğal olarak da arka planda sizin yazış tipinizi, high profile user'ların yazış tipini, dikkat edin, yazışını demiyorum, yani kelimeleri demiyorum, sadece yazış tipini. Bununla alakalı bir haritasını çıkarır. Herhangi bir kişisel veri değildir bu. Yazış tipiyle alakalı bir haritasını çıkarır ve bu haritada arka planda ne olunur biliyor musunuz? Yani bu kişi ortalama şu kadar büyük harf kullanıyor maillerde, şu kadar küçük harf kullanıyor. Bu kişi noktalamayı şöyle kullanıyor. Bu kişi agresif yazı yazıyor, bu kişi pasif yazı yazıyor gibi öyle ayrıntılı notlar alır ve doğal olarak da siz 100 tane mail gönderdiniz. 101. mailde böyle bir sorun yaşadığınız zaman otomatik olarak Business Email Compromise orada devreye girip gerekli uyarıları verir veya maili karantinaya alınması gibi durumlarda da bulunabilir. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Office 365 ile çalıştığında artısı ne? Office 365 ile çalıştığındaki artısı aslında yazış tipini algılayabilmesi devamlı olarak. Çünkü internal çalıştığı için, API'den çalıştığı için, mail gateway tarzında değil de iç yazışmalara baktığı için bu tarz durumlarda en çok iç yazışmalarda olur. Ve doğal olarak iç yazışmalarda siz araya girebileceğiniz için Office 365 aslında Business Email Compromise sistemlerinin çalışacağı, güzel çalışmasını beklediğimiz yerlerin başında geliyor. Bu yüzden aslında en çok performansı Cloud Web Security ile alacaksınız. Siz Business Email Compromise farklı ürünlerde de vardır. Trendyol farklı ürünlerinde de vardır. Fakat asıl devreye girmesi gereken yer iç yazışmalar olduğu için en aktif sonucu gene siz API ile konuşan, yani iç yazışmalara da bakabilen bu servisle alıyorsunuz aslında. Computer Vision'dan az önce bahsetmiştim. Yani nedir? Microsoft'un logosu var, Microsoft'un ismi yazıyor fakat domain farklı, Microsoft'un domaini değil ve doğal olarak burada makine öğrenmesi bunu fark ederek arka planda bununla alakalı bir aksiyon alabiliyor otomatik olarak. Already your organization mantığı aslında çok önemli burada. Yani müşterinizin dediğim gibi dışarıda bir mail gateway hizmeti aldığı yerde olabilir. Fakat burada şuna dikkat etmek lazım. Siz dışarıdan bir mail gateway hizmeti alıyorsunuz fakat bunlar DNS kaydıyla yönlendirilen mail gateway hizmetleri oluyor ve doğal olarak iç yazışmalarınıza bakamaz. Yani siz eğer bir mail gateway kullanıyorsanız, mail gateway'ler standart olarak, teknolojik olarak iç yazışmalara bakabilecek şekilde konfigüre edilemezler. Bununla alakalı ayrıca modülleri olması gerekir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani neden bir API hizmetine ihtiyacım var burada? Bunu düşünüyorsanız, bunu soruyorsanız kendinize, birinci cevabı bunun aslında iç yazışmalardır. Yani şirket içerisinde yazışılan maillerdir ve bunlar aslında toplam yazışmanın bazı şirketlerde %60'ını %70'ini oluşturuyor. Yani aslında mail gateway çözümleri buradaki %60'lık %70'lik kısmı kaçırabilirler. Çünkü iç yazışmadır bunlar ve doğal olarak iç yazışmalar dışarıda bir paket olarak, SMTP paketi olarak dolaşmazlar ve mail sunucunun kendi içerisindeki klasörler arasında dolaşırlar.
Yani onun inbox'ından kopyalanır, bunun inbox'ına gelir gibi şeyler var. Bu önemli. Dosya paylaşımı, yani mailden bahsettik, dosya paylaşımı da var. Aktif olarak şöyle bir şey var. Dikkat, biz raporlardan gördüğümüz kadarıyla firmalardaki çalışanlar artık dosyalarını attach etmektense, yani dosyaların büyümesiyle de alakalı bir şey bu. Attach etmektense cloud hizmetlere, yani bu Outlook da sizi bununla alakalı yönlendiriyor zaten. Bir dosya yüklemeye çalıştığınız zaman bunu OneDrive'a yükleyeyim, oradan link kopyalayayım ister misin gibi şeyler soruyor bize. Buna gelecek sorular soruyor. Ve doğal olarak da bizi o tarafa doğru kaydırıyor. Yani maillerin zaten belli bir sınırı vardır dosya boyutunda ve formatında. Mail gateway'ler buna göre konfigür edilmiştir. Ve bununla alakalı da cloud, yani dosya paylaşımının dışarıdan dışarıya dediğimiz bir mantıkla kontrol edilmesi gerekiyor. Dışarıdan dışarıya nedir? Eskiden şöyleydi. Siz içeriden dışarıya veya dışarıdan içeriye diye bir mantıkla çalışırdınız ve mail korumaları ya da işte servis korumaları, antivirüsünüz vesaire bununla ilişkilendirilirdi. Şimdi ise kullanıcı cep telefonundan bir attachment eklediği zaman ya da işte kendi OneDrive'ına şirket dışından bir dosya eklediği zaman bu dışarıdan olmuş oluyor. Yani dışarıdan sizin hizmetinize bir veri eklenmiş oluyor. Doğal olarak da OneDrive'dan yine karşı tarafa OneDrive üzerinden gittiği zaman yine dışarıya dışarıdan gitmiş oluyor. Bu da önemli. Yani aslında şirketinizle alakalı olmayan yerlerde verileri var ve bunları da Trend Micro'nun API ile korumak veya işte bu tarz çözümlerle güvenliğini sağlamak zorundayız. Buna dikkat etmek lazım. Yani dışarıdan dışarıya korumaları aslında bizim geleneksel antivirüslerimizde, geleneksel mail gateway'ler, işte geleneksel çözümler, siber güvenlik çözümlerinin yapabileceği şeyler değil. Buna dikkat etmek lazım. Response and remediation diye bir şey var. Bu da çok güzel. Ne? Siz bu ürünü yüklediniz diyelim. Lisansını satın aldınız, kurdunuz. Geçmişe yönelik olarak tarattırabiliyorsunuz. Bu da güzel. Yani hem DLP olarak hem işte ATP olarak maillerinizi ya da OneDrive'ınızı vesaire neyi istiyorsanız bunları geriye dönük olarak bir ay öncesine, 2 ay öncesine diyelim bir aylık periyot tutacak şekilde tarattırabiliyorsunuz. İsterseniz bunları siliyorsunuz, isterseniz karantinaya, isterseniz logluyorsunuz. Bunları siz seçiyorsunuz. Yine DLP var, üzerinde built-in ayarlar gelen bir DLP'den bahsediyoruz. Hem dosya paylaşımı için hem e-mail için en sonunda göstermek istiyorum o tarafı da. Konsolu da göstermek istiyorum. API var, bayağı gelişmiş bir API var. Yani ürün basit dedik ama arka planda artık otomizasyonu için bayağı bir şey veriyor size. Nedir mesela? Two Factor Authentication yaptırabilirsiniz. Kendi bir çözümünüz varsa onunla bağlayabilirsiniz. İçeride bir nedir, ne diyeyim, istihbarat servisiniz varsa bununla bağlayıp bütün logları, işte IOC'leri vesaire oraya basabilirsiniz. Oradan toplayabilirsiniz URL'leri, extension'ları, neyi isterseniz. Bir de bizim Cloud Edge Security'miz, dediğim gibi yani aslında kolay dedik ama şunlara da bakmak lazım. Gelişmiş bir ürün. Kolayla çoğunlukla gelişmemişe deniliyor aslında bizim sektörümüzde. Kolay dediğiniz zaman çoğunlukla gelişmemiş anlamına geliyor. Fakat böyle değil. Bizde bayağı gelişmiş bir altyapısı var ürünün ve eğer isterseniz Enterprise segmentteki Apex One'dır vesaire bununla alakalı gerekli lisanslamalar yapıldıktan sonra ürünleri birbirine bağlayıp şunu yaptırabiliyorsunuz. Örneğin bir virüs bulundu bu bilgisayarda. A bilgisayarında virüs bulundu. Bakalım idareki sunumlarda var mı? Aynen. A bilgisayarında virüs bulundu ve bununla alakalı aynı virüs bir mailden gelmiş. Ben bunu EDR üzerinden görüyorum. EDR üzerinden bunu gördükten sonra diyorum ki ya bu e-mail buraya gelmiş sonra bilgisayara indirilmiş virüsmüş. Peki bu e-mail farklı kullanıcılara da gelmiş mi? Bunu nasıl görebilirim? Bunu göremezsiniz normalde. Bu tarz çözümleri olmadan göremezsiniz. Aynı şekilde biz ne yapıyoruz burada? Diyoruz ki aynı mail, yani bu sorunun kaynağını oluşturan, bu sistemlere bulaşan virüsün aynı kaynağı 36 tane daha kullanıcının mailbox'ında bekliyor. Otomatik olarak sağ altta gördüğünüz gibi 36 user mailboxes. Ben bunları buradan görüyorum. Bunun içine tıklıyorum ve devam ederek 36 kullanıcının mailboxından bunları silebiliyorum mesela. XDR dediğimiz teknoloji aslında. EDR'ın bir üstü diye bir geçiyoruz. Yani buralara kadar konu gidiyor.
Ve dediğim gibi yani Cloud App Security aslında enterprise bir ürün ve Trend Micro'nun da zaten enterprise ürün kataloğunda geçen bir ürün. Siz bunu bu kadar gelişmiş sistemleri aslında isterseniz SMB segmentine indirgeyip orada da kullanabiliyorsunuz. Çünkü Cloud App Security 5 kullanıcıdan başlayıp 10 bin kullanıcıya, 20 bin kullanıcıya kadar önerilebilecek bir ürün aslında. Bütün hepsinde kullanılabilecek bir ürün. Flexibility'si yüksek. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir de izninizle ekranını göstermek istiyorum. Dashboard'unu da görün istiyorum ürünün. Şimdi burası ürünün dashboard'u. Çok basitçe her şey ayarlanabiliyor. İngilizce arayüzü. Çok basitçe siz bütün her şeyi ayarladıktan sonra yani nedir? Şuraya tıklıyorsunuz, provision diyorsunuz. Kullanıcı adı şifresini giriyorsunuz size söylediğim gibi. Ve arka planda o bütün servisleri ayağa kaldırıyor. 30 günlük bir demoyu Trend Micro Cloud App Security Google'a yazdığınız zaman açılan ilk sayfadan alabiliyorsunuz. Herhangi bir kaldırmak da çok basit. Buradan girip servis account'larını silmeniz, kayıtlı olan servis account'larını silmeniz yeterli oluyor aslında. O da çok basit. DLP'si ve ATP'si var içerisinde dediğim gibi. Karantina ekranı var. Sistem tamamen otomatize. Siz bir kural belirlediğiniz zaman yani nedir? Bir virüslü dosya OneDrive'a yüklendiği zaman bununla alakalı dosyayı yükleyen kişiye ve dosyayı yükleyen ortamın adminine maille bilgilendirme yap ve dosyanın da ismini değiştir diyebiliyorsunuz. Şuradan gördüğünüz gibi bunu silelim mesela. Burası benim Teams'im. Şunu siliyorum. Karşıya yükle diyorum. Burada benim bir tane test exe'm var. Test exe'yi yüklüyorum birincisi. Bunu ben paylaşacağım içeride. Ya bakın böyle bir şey var. Bu dosyanın kreyi bilmem ne istiyorsam artık. Bunu paylaşacağım. Yine aynı şekilde desktop'ta da bir tane fatura var. Bu faturayı da paylaşacağım. Diyeceğim ki ya bana böyle bir fatura geldi. Şuna bir baksanıza gibi. Bunları buraya koyuyorum. Ne oldu? Test exe'yi ben yüklediğim anda bu exe'yi .txt diye değiştirdi. Ben böyle bir kural yapmıştım. Eğer exe dosyası yüklenirse bunu otomatik olarak karantina aynı şekilde şurada gördüğünüz gibi bana bir tane ikinci ile alakalı da mail de at demiştim. Bununla alakalı da mail gönderiyor bana. Ne demiştik burada? Yöneticiler tarafından onaylanmayan içerilmesin kaldırılması tamamlandı. Ayrıntılı bilgi için IT ekibinize danışınız diye. Ben bunu kendim yazdım. İsterseniz siz bunları kişiselleştirebiliyorsunuz. Gelecek mailleri de kişiselleştirebiliyorsunuz. Ayrıntılarını da girebiliyorsunuz. Fatura ATF'in içinde de aslında Arena bilgisayarın fake'ini olabileceğini düşündüğüm arena-bilgisayar.com diye bir tane fake domain yapmıştım ben. Bununla alakalı fake olduğunu algılayıp engellesin diye ve doğal olarak da Arena bilgisayar fake'tir diye bu untested yani daha önce karşılaşılmamış bir domain diyor burada. Blocked URL ev olarak eklemiştim zaten ve bununla alakalı engellemeyi yaptığıyla alakalı bana ve bu dosyayı yükleyen kişiye otomatik olarak test user'a yani mail olarak gönderdi bunu test user'a. Gene admin hesabına da mail olarak gitti. İstersen ben mail olarak yaptırmak istemiyorsam, çok mail gelir diyorsam bununla alakalı 10'arlı, 20'şerli gruplandırılmış mailler koyabilirim. Veya istersem hiç mail attırmam. Buradan raporlar üzerinden incelerim. Burada görüyorum. Test exe, işte Arena bilgisayar vesaire. Burada bütün hepsini görüyorum. Eğer istersem karantina ekranına gidip de karantinada dosya varsa bunları kurtarabiliyorum gibi şeyler var. Burada gördüğün gibi file blocking'den gelmiş diyor bunda. Ben bunu seçip restore ya da download deyip otomatik olarak bunu test etmek için kendi bilgisayarıma da indirebilirim ya da restore derim oraya geri koyabilirim. Yani OneDrive'daki lokasyonuna geri de koyabilirim bunu. Seçenekler benim elimde aslında. Yani ürün çok basitçe konfigür edilip çok basitçe kullanılabiliyor. Hazır polisler geliyor. Log only yazanlar, monitor only yazanlar sadece log tutar. Bunlarsa aksiyon alır. O taraf gerçekten çok basit. Soracağınız sorularınız varsa sorularınızı alabilirim.
Görüntü donuyor demişler ama ben geç fark ettim onu yazdığınızı. Nasıldı? Bir sorun var mıydı? Seste, görüntüde. Umarım yoktu. Sorularınız varsa alabilirim. Katıldığınız için teşekkür ederim. Bununla alakalı hazır Türkçe sunum maalesef yok. Global bir marka olduğu için. Ama marka tarafı, yani Türkiye ofiste var mı? Varsa sizle paylaşırım. Seda Hanım sormuş. Teşekkürler. Başka soru yok sanırım. O zaman bir dahaki webinarda görüşmek üzere diyelim. Farklı webinarlarımız da oluyor. Gene Pencere.com'dan gelecek haftalık hatırlatmaları dikkate alıp onlara da kayıt olursanız seviniriz. Çok yormamaya çalışıyoruz sizi. Çok fazla webinar sık sık yapmamaya çalışıyoruz ama anlatılacak çok konu var. Bu arada herkesin biraz daha vakti olan zamanlar, o yüzden bu aralara sıkıştırmak istiyoruz. Bizim de vaktimiz var çünkü. Katılımcıların da vakti oluyor. Daha fazla katılım oluyor. Tamamdır. O zaman şimdilik görüşmek üzere diyelim. Bir sonrakinde tekrar görüşürüz. Sorularınız olursa bu arada chat'e ben yazayım. Adresimi. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.